basınımızın kıymetli mensupları, değerli gönüldaşlarımız. AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıyayız. Uzun yıllar boyunca uygulanan halktan politikalar sonucunda seçim sürecinde atılan sloganlarla, popülist vaatlere karşı rasyonel bir zeminin varlığından söz edebilmek mümkün değil. Bunun yerine bütün faturayı da geleceği kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşu da el atan bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Üstelik AKP iktidarı dar bir kesime bankacılık sistemi üzerinden kepçe ile rant dağıtırken toplumun geniş kesimlerinden kaşıkla bu parayı toplamaktadır. Sabundan, kitaptan, çocuk benzinden ek vergi alınıyor ancak servetten elde edilen kazançtan vergi alınmamaktadır. Vatandaşa kemer sıkma tavsiye edilirken küçük yandaş ve ranta dayanan bir kesimin zenginleşmesinde hiçbir kemer dayanmamaktadır. AKP iktidarının bu ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Bugün Türkiye'de adı konmamış bir YMF programı uygulanmaktadır. Yıllarca geçmiş iktidarlara aynı konuda eleştirilen AKP iktidarının bugün YMF reçetelerini savunduğu, uyguladığı ve en adaletsiz vergi olan enflasyon vergisiyle milletin cebinden bir şey kalmayıncaya kadar bu düzeni sürdüreceği açıkça anlaşılmaktadır. Memura ve emekliye yapılan cüzi zamın birkaç hafta içinde eriyip gitmesi bir yana, son olarak uygulanan akaryakıttaki ÖTV oranlarına yapılan zamla birlikte milletimiz derin bir yoksulluk çukuruna gömülmek istenmektedir. 2 ay önce, yani 14 Mayıs'ta seçim arifesinde 19.58 TL olan ABD doları bugün 26.89 TL'ye gelmiştir. Saygıdeğer basın mensupları, dün akşam bu metni hazırlarken dolar 26.12 idi. Bu sabah bir saat önce bu metni basarken dolar 26.89'du ama maalesef şu anda doların kaç TL olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ve 27 TL'yi geçtiği söylenmekte. Yine 2 ay önce seçimlerin arifesinde benzinin litre fiyatı 20 lira. Bugün litre fiyatı 35.90 TL olmuş ve 2 ay içindeki artış oranı %70'i bulmuştur. Bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği yoktur. Üstelik bu zamlar iğneden ipliğe bütün her şeyi yeni zamlar geleceğini ortaya koymuştur. Deli dumrul iktidarı vatandaşın gırtlarına çökmüş, garibanın kanını emmeye devam etmektedir. Kendi vatandaşını ezen, yoksullaştıran fakat bir yandan da servet sahiplerinin servetini katlamasını sağlayan bu vurguncu düzene karşı mücadelemiz devam etmektedir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bütün kadrolarımızla birlikte milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Dar gelirli vatandaşımızın bu deli dumrul vergileriyle soyulmasına siz kalmayacak. 21 yıldır sadece yandaş kayıran AKP iktidarını protesto etmek için bugüne kadar olduğu gibi hep alanda olduk ve yine alanda olmaya devam edeceğiz. Evet saygıdeğer basın mensupları. Mevcut son zamlarla ve eriyen maaşlara karşı İyi Parti teşkilatları olarak bugün burada düzenlediğimiz bu basın açıklamasıyla az sonra da bu özellikle akaryakıttaki ÖTV zammına karşı ortaya konan bu adaletsiz vergi artışını, deli dönül vergilerini protesto etmek için bu benzin milyonlarınızı sormayıp olarak AK Parti Başkanlığı kapısının önüne bırakmış olacağız. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum ve yine Bursa'yı önümüzdeki dönemde Bursa'nın haklarını savunmak üzere tüm çalışmalarını bu konuda yürüten iki tane Bursa milletvekilimiz Sayın Hasan Toptaş ve Sayın Selçuk Türkoğlu'na da kısaca gündem alakalı ve bundan sonraki gündemle alakalı açıklama yapmaları için söz vereceğim. Ondan sonra da basın toplantımızı tamamlamış olacağız. Buyurun vekilim Hasan Toptaş vekilim. Evet, çok saygıdeğer il başkanım, kıymetli milletvekilim, kıymetli gönüldaşlarım ve muhterem basın mensupları,
Bugün burada il başkanlığımızın organizasyonuyla bu vahşi zamları protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Aynı zamanda Türkiye'nin 81 vilayetinde bütün İYİ Parti teşkilatları aynı şekilde hükümetin bu zamlarını protesto ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, bu memleketi sahipsiz zannetmektedir bu iktidar. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ek bütçe ve emekliye, memura yapılan zamlarla ilgili 3 gün üst üste çalıştık. Biz elimizden geleni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylenmesi gereken ne var ise yüzlerine karşı söyledik. Ancak şu şımarıklığı yaşıyorlar. Nasılsa millet bizi seçti. Evet, millet sizi seçti. Meşrudur. Görevinizin başındasınız. Ama seçilmeniz demek bu milletin canına ot tıkamak demek değildir. Bugün emeklimiz ay sonu bütün maaşını götürse 20 kilo et alamıyor, evdeki kedi doymaz. Maalesef Türkiye bu durumda. Şu anda biz AK Parti iktidarını beğenmel, acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak yeniden emeklimize, memurumuza yeniden zam yapması için toplantıya davet ediyoruz. Aksi takdirde bu milletin ayranı kabarmak üzeredir. Bunun farkında olmaları gerekmektedir. Ben sözlerimi kıymetli milletvekilimiz Sayın Selçuk Turkoğlu'na devrediyorum. Buyurun Sayın Bey. Kıymetli milletvekilim, değerli il başkanım, ilçe başkanım, çok değerli dostlarım, mücadele arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, şu şehrin üstü meydanı şahittir ki defaten geldik ve buradan haykırdık. Dedik ki götürdük 100 yılın tüm zamanların zam şampiyonu diye AK Parti'nin önüne, hatırlarsanız bundan bir yıl önce kupa bırakmıştık. Belli ki bu zam şampiyonluğuna devam edecekler. Meselenin aslı şu: öyle bir yediler, öyle bir semirdiler, öyle bir çaldılar seçimi almak için sonuna kadar bütçe denge gözetmeden, gram devlet sevgisi, millet sevgisi gözetmeden ne var ne yok harcadılar, çaldılar, seçimlerde kullandılar. Ondan sonra seçim bitti. Şimdi bu faturayı kime kesecek? Yine gariban, vatandaşa, emekliye, dul, yetime, dar sabit gelirliye kesecek. Bu zamlar deli dumrul zamlarıdır. Köprünün başına oturmuş gelenden de geçmeyenden de haraç alıyor. Köprünün o bir tarafına da Mehmet Şimşek oturmuş, o da gelenden de gelmeyenden de para alıyor. Yetmezmiş gibi köprünün ortasına Cumhurbaşkanı oturmuş, gelenden de geçenden de haraç kesiyor. Kahrolsun sizin bu haraç düzeniniz. Kahrolsun sizin gasp düzeniniz. Özeti şu: İktidar bu en son mecliste 4 gün, 3 gün mücadele ettik. Kanunla diyor ki ben tercihimi enkaz var. Bu enkazı da kemeri sıkmayan bu ucube emekliye kök maaşa verilen zamla birlikte özeti şu: öl diyor, öl. Umurumda değilsin diyor saray. Nasıl yaşayacak bu insanlar? Nasıl ihtiyaçlarını karşılayacak? Doğalgazın ötevesine %224 zam yaptın yaz vakti. Kışa doğru belli normal zammı da yapacağım. Bu insanlar nasıl ısınacak? Nasıl beslenecek? Nasıl kirasını ödeyecek? Netice itibariyle milleti gözden çıkarmış bir azgın iktidarla karşı karşıyayız. Hiç önemli değil.
Biz mücadeleyi yükselteceğiz. Biz milletin yanında, gerçeklerin yanında olacağız. Söyledik değil mi bu gerçekleri? Bu gerçeklere aykırdık. Hatta dedik ki bizim Türkiye'de gündüz yaşananlarla gece televizyonda konuşulan şeyler aynı şeyler değil. Bu yalan iktidarı sizi algı operasyonlarıyla kandırıyor. Sonuç böyle oldu. Fatura millete kesildi. Biz hem mecliste teşkilatlarımızla bütün ülke genelinde milletin yanında olup mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah milletin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar bu kadar bu memleket size bu memleket bak, bakın bu biz beyefendi bomba koymuyoruz dikkat edin. Hayır, bak elini çeker misin? Arkadaşlar,
Ya siz bizim polisimizsiniz. Bir dakika, yazıklar var. Yazıklar olsun. Sadece şu partinin önüne bir yakıt sembolizinde bu sembolü koyacağız. Oraya bomba koymayacağız. Bir şey yapmayacağız. Bu şımarık saltanatı korumak size bu haline düşmez. Devleti korumak hepimizin işi. Milleti korumak, demokrasiyi korumak da sizin işin zamanı. Bu demokratik bir hamledir. Ve siz buna engel oluyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir tarz bu? Sizin de hakkınızı söylüyoruz, sizin de. Böyle milleti soyan vergileri biz de koyarsak bize de gelip koysun. Demokrasi böyle bir şey zaten. Ama gördük ki... Adamın öte gidecek hala oy koymayın. Polis. Nereye kadın dönüyor? Şimdi dakika var mı? İktidarın polisi oldu. Bu demok ve seçilmiş milletvekillerin nasıl müdahale ettiğini göreceğiz. Gördüm. Bütün hukuki haklarımızı millet şikayet etmeye devam edecek. Millet sahipsiz değil. Ülke sahipsiz değil. Burası da bingonun ahırı değil. AKP şaşırma, sabrımızı taşırma. AKP şaşırma, sabrımızı taşırma. Burada İYİ Parti olarak il başkanımızın önderliğinde demokratik bir hakkımızı kullandık. Memlekette yapılan bu vahşi zamları, vatandaşın içerisinde düşünülmüş olduğumuz zor durumu en demokratik şekilde korumayı devlet eliyle demokratik müdahale hakkımızı müdahalede değil sadece müdahale protestle protesto hakkımıza bile maalesef engel olur. Ben buradan Bursa valisini göreve davet ediyorum. Burada bizim polis çocuklarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bu şekilde zor duruma sokmasın. Biz bunun kimden geldiğini biliyoruz. Devlet yalakalık kabul etmez. Yazıktır, günahdır. Gün gelecek, devlet dönecek, AKP'ye halka hesap verecek. Tamam mı?
Tamam. Sen ne yapıyorsun? Demişler ki burada başka insanlar yok. Gidiyor musun? Zaman oldu.